Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu hafta Türkiye'nin iklimini inceleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta dünyadaki iklim tiplerini incelemiştik. Ülkemizin iklimini etkileyen temel etmenlere baktığımızda iki önemli faktör var. Bunlardan biri matematik konumumuz, diğeri de özel yani göreceli konumumuz. Matematik konumumuz özellikle arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de olmamızdan ve yengeç önencesinin üstünde kalmamızdan dolayı ve aynı zamanda 26-45 doğumu izleyenleri 36-42 kuzey paralelleri arasında kalmamızdan dolayı da güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla düşmemesiyle başlar. Yıl boyunca güneş ışınlarının yere düşme açısı birçok kez değişir. Dört mevsim belirgin olarak ülkemizde yaşanmaktadır. Yine ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığının düşmesine, güneyden esen rüzgarlar da hava sıcaklığının artmasına sebep olur. Dağlarımızın güneye bakan yamaçları vaka özelliği taşıdığı için diğer yamaçlara göre daha sıcak bir özellik gösterir. Akdeniz iklim kuşağında yer alıyoruz ve Kuzey Yarımküre'de yer aldığımız için sıcaklıklar genel olarak kuzeye doğru azalıyor arkadaşlar. Türkiye'nin özel ve göreceli konumunu incelediğimizde arkadaşlar, özellikle kısa mesafelerde ülkemizde iklimin değiştiğini söyleyebiliriz. Ülkemizin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Yükselti batıdan doğuya doğru gittiğimizde sürekli olarak artar ve buna bağlı olarak kıyılardan uzaklaştıkça iç kesimlere doğru gittiğimizde de sıcaklık azalmaktadır. Dağların kıyı uzanış şekilleri yine iklimde temel etkendir arkadaşlar. Ülkemizin etrafındaki denizlerin etkisiyle kıyılarda denizel iklimler, iç kesimlerde ise karasal iklim özellikleri yaşamaktayız. Şimdi burada bir kavram eşleştirme etkinliğimiz var. Birlikte yapalım. Açıklamalara bakıyoruz, kavramlarla eşleştiriyoruz. Toros Dağları'nın güneye bakan yamaçlarının kuzeye bakan yamaçlarından daha sıcak olması demiş. Bir kere bana dağlardan bahsediyorsa, güneye bakan, kuzeye bakan yamaçlarından bahsediyorsa hangi etkiden bahsediyordur arkadaşlar? Tabii ki de vaka etkisinden bahsediyordu. Devam edelim. Temmuz ayında Güneydoğu Anadolu'nun Akdeniz kıyılarından daha sıcak olması. Şimdi aynı mevsimde Güneydoğu Akdeniz kıyılarından daha sıcak. Neden? Çünkü Akdeniz denizel etkiye sahipken Güneydoğu karasal bir etkiye sahip. Buna da neyle eşleştirebiliriz? Denize uzaklıkla eşleştirebiliriz. Devam edelim. Erzurum ve Kars'ta karlı örtülü gün sayısının Malatya ve Iğdır'da fazla olmasının temel sebebi ise tabii ki Erzurum ve Kars'ın Malatya'dan daha yüksekte bulunması. Yani bunu da yükseltiyle eşleştirdik. Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından sıcak olmasının temel sebebi ise tam olarak enlem etkisi arkadaşlar. Akdeniz güneye daha yakın, Karadeniz kuzeye daha yakın olduğu için burada bir enlem farklılığı var. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarının Ege kıyılarından fazla yağış almasının sebebi de sıra dağların uzanış şeklidir arkadaşlar. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında dağlar kıyıya paralelken Ege kıyılarında dik olarak uzanmaktadır. Türkiye'de iklim elemanlarını şöyle bir incelediğimizde sıcaklık, basınç, rüzgarlar ve nem yağış olmak üzere biz bu elemanları 3 grupta inceleyeceğiz. Türkiye'de sıcaklık durumlarına şöyle bir göz attığımızda arkadaşlar genel olarak güneyden kuzeye doğru gidildikçe yani biz enlem olarak aşağıya yukarı doğru çıktığımızda sıcaklığın düştüğünü gözlemleriz. İç kesimlere doğru gittiğimizde karasallığın başladığını, batıdan doğuya doğru gittiğimizde ise yükseltinin arttığını görmekteyiz arkadaşlar. Ülkemizde nemin fazla olduğu kıyı kesimlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkları azken nemin az olduğu kesimlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Bakın burada Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren bir Türkiye haritamız var. Gördüğünüz gibi en yüksek sıcaklıkları nerede görüyorum arkadaşlar? Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyılarında görüyorum. En düşük sıcaklıkları ise Kuzey Anadolu dağları ile Doğu Anadolu bölgesinde görmekteyim. Sıcaklık değerleri Karadeniz kıyılarında bakın şu alanlarda denizelliğin etkisiyle Orta Anadolu ve Orta Doğu Anadolu'ya göre daha yüksek. Bu da enlemi etkisine ters kalan bir durum. Neden? Burada denizellik etkisi ve iklim etkisi olduğu için. Ocak ayında yani kış mevsiminde Türkiye'deki sıcaklık ortalamalarına baktığımızda en düşük sıcaklıkların yükselti, enlem, karasallık gibi etkilere bağlı olarak
Kuzey Anadolu'da olduğunu görürken en yüksek sıcaklıkların yine enlem ve deniz etkisine bağlı olarak Akdeniz kıyılarında olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de Temmuz ayında yani yaz mevsiminde sıcaklıklara baktığımızda arkadaşlar ve az önce saydığımız etkilerden dolayı yine en yüksek sıcaklıkların biz yaz aylarında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da olduğunu görmekteyiz. Özellikle arkadaşlar Suriye, Irak ve Arabistan çölleri üzerinden taşınan Samyeli rüzgarı burada daha da kurutucu, daha da sıcak bir hava yaratarak buranın sıcaklığının artmasına sebep oluyorlar. Özellikle bu dönemde en düşük sıcaklığının nerede olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kuzeydoğu Anadolu'da özellikle Trabzon, Rize, Artvin bölgelerinde görmekteyiz. Burada bir bilgi notumuz var. Hemen şöyle bir bakalım. Diyor ki Türkiye'deki en düşük sıcaklık -46 derece ile Van'da ölçülmüştür. Türkiye'de en yüksek sıcaklık 49 derece ile Şırnak, Cizre'de ölçülmüştür 1961 yılında. En yüksek yıllık ortalama sıcaklık 21 derece ile İskenderun, Hatay'da ölçülmüştür. Dikkat edin, bakın bunlar ortalama sıcaklık, net sıcaklıklar değil. En düşük yıllık ortalama sıcaklık ise -0.2 derece ile Kars, Sarıkamış'ta ölçülmüştür arkadaşlar. Türkiye'de basınç ve rüzgarlara baktığımızda Türkiye'yi etkileyen 4 ana basınç merkezimiz var. Basıncı şöyle bir hatırlayalım. Demiştik ki termik oluşumlu basınç merkezleri dünyanın geoid şeklinden dolayı oluşurken termalden gelsin aklımıza demiştik. Bunlar sıcaklığa bağlı olarak oluşuyorlardı. Ancak İzlanda ya da Azor gibi dinamik basınç alanları nasıl oluşuyordu arkadaşlar? Dinamikte olan, harekette olan anlamında zaten aklımızda tutmuştuk. Dünyanın kendi hareketine bağlı olarak bunlar oluşmuşlardı. Türkiye'de özellikle İzlanda Dinamik Alçak Basınç Merkezi 60 enlemi üzerinde İzlanda'dan doğarak Türkiye'yi kış mevsiminde etkiliyorlar ve kış mevsiminde Türkiye'nin ılık ve yağışlı dönemler geçirmesine sebep oluyorlar. Sibirya, çok soğuk bir bölge olan Sibirya merkezi üzerinden doğan bu basınç merkezi de özellikle Türkiye'de kışın etkili oluyor. Türkiye'de kışların çok soğuk ve kar yağışlı geçmesine sebep oluyor. Azor dinamik yüksek basıncına baktığımızda özellikle 30 kuzey enleminde ki Türkiye'nin batısında oluşuyor ve yaz aylarında Türkiye'de büyük bir yaz kuraklığının oluşmasına sebep oluyor. Yine aynı şekilde Basra termik alçak basıncı da kurutucu ve sıcak bir hava etkisi yaratarak özellikle Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'nun yaz mevsiminde çok çok sıcak olmasına neden oluyor. Geldik arkadaşlar Türkiye'de rüzgarlara. Ülkemiz özellikle matematik konumundan dolayı çoğunlukla batı rüzgarlarının etkisinin altında. Şimdi üç tarafı denizlerle çevrili ve yer şekilleri de engebeli olduğu için özellikle meltem rüzgarlarını biz ülkemizde çok sık görüyoruz. Ülkemizde batı ondalı kıyılarında deniz meltemine inbox ismini veriyoruz. İç kesimlerde de dağ meltemine dağ yeli gibi isimler vermekteyiz. Ayrıca Torosların ve Kuzey Anadolu dağlarının yamaçlarında da fön rüzgarları gibi rüzgar çeşitlerini görmekteyiz. Türkiye'yi etkileyen yerel rüzgarlara baktığımızda toplamda arkadaşlar 6 tane yerel rüzgarımız var. Bunlardan 3 tanesi soğutucu etki, 3 tanesi de ısıtıcı etki yaratmakta. Özellikle kuzeyden esiyorsa arkadaşlar soğutucu etki yaparlar, güneyden esiyorlarsa eğer ısıtıcı etki yaparlar. Karayel özellikle kuzeybatıdan eser ve Trakya'daki karasallığı çokça arttırmaktadır. Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında dağlara çarparak buralarda bu hava kütleleri yükselir ve buralara bol bol yağış bırakır. Yıldız rüzgarı Türkiye'yi direkt kuzeyden etkiler ve kış aylarında özellikle burada hem soğuk havalara hem de yağışlara neden olur. Poyraz kuzeydoğudan eser ve sıcaklığı düşürür ve düşürdüğü sıcaklıkla birlikte yağışlara sebep olur. Lodos rüzgarı güneybatıdan eser bakın Türkiye'ye. Özellikle kış aylarında Ege ve Akdeniz'e bol bol yağış bırakacaktır. Kıble tam güneyden eser ve kış aylarında yine bol bol yağış bırakacaktır. Samyeli rüzgarı güneydoğuda çokça etkilidir. Yaz aylarında hem buharlaşmayı hem de sıcaklığı çokça arttırmaktadır. Bakalım bilgi notumuzda ne var? Türkiye'deki en düşük bazın
Türkiye'deki en büyük basınç 747.2 mm ile Başkale, Van'da ölçülmüştür. Türkiye'de en yüksek basınç 1045.2 mm ile Ereğli, Zonguldak'ta ölçülmüştür. Türkiye'de en yüksek rüzgar hızı ise 48. metrebölü saat ile Tokat'ta ölçülmektedir. Türkiye'deki nem miktarına baktığımızda ülkemizde nem oranı kıyı bölgelerimizde çok daha fazlayken iç kesimlere doğru gittikçe giderek azalmaktadır. Nem oranının en fazla olduğu bölgemiz Karadeniz kıyılarıyken en az olduğu bölgemiz Güneydoğu Anadolu'dur. Türkiye'deki yağış miktarına baktığımızda Türkiye'de yağışın dağılışı ve miktarında özellikle dağların kıyıya uzanış doğrultusu, yükselti miktarı ve denize olan uzaklık ve çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi önemli faktörler arasında sayılmaktadır. Bakın buradaki haritada Türkiye'deki yıllık ortalama yağış dağılımını görmekteyiz. En çok yağış alan yerlere baktığımızda Rize, Trabzon, Zonguldak, Menteşe, Muğla, Antalya yağışın en fazla olduğu alanlardır ülkemizde. En az yağış alan yerlere baktığımızda özellikle İç Anadolu, Tuz Gölü çevresi, Konya, Karapınar, Çorum, Elazığ, Malatya ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kısımları Türkiye'nin en az yağış alan bölgeleridir. Türkiye'nin yağış oluşum şekillerine baktığımızda daha önce zaten yağış oluşum şekillerini öğrenmiştik. Bu şekilde yağış oluşumu meydana geliyor demiştik. Orografik, konveksiyonel ve cephe yağışları olmak üzere. Orografik yağışlar deyince aklımıza yamaç yağışları gelmeliydi. Dağların kıyıdan başladığı ve kıyıya paralel olarak uzandığı yerlerde daha çok görülüyordu. Ülkemizde de bu nedenle Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde orografik yağışlara rastlıyoruz. Ama en çok diye sorulursa sorularda Karadeniz'de görüyoruz orografik yağışları. Konveksiyonel yağışlar, konveksiyonel aynı zamanda yükselmek demiştik. Hatırlıyoruz belki bunu. Yükselim yağışları da özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ülkemizde görülmektedir. Özellikle İç Anadolu bölgelerinde bu yağışlara biz 42. yağışları adını da vermekteyiz. Geldik cephe frontal yağışlarına. Cephe deyince zaten aklımıza ne gelecek? Soğuk hava ve sıcak hava kitlerinin karşılaşma alanlarıydı. Biz de orta kuşak ülkesi olduğumuz için üst taraftan gelen soğuk hava ve alt enlemlerden gelen sıcak havanın etkisinde kalarak bu cephe yağışlarını görüyoruz demiştik. Özellikle hangi bölgemizde görüyoruz cephe yağışlarını? Akdeniz bölgemizde görüyoruz arkadaşlar. Yine burada bir bilgi notumuz var. Diyor ki Türkiye'de yıllık en yüksek toplam yağış 4074.6 mm ile Rize'de ölçülmüştür. Yıllık en düşük toplam yağış ise Iğdır'da 114.5 mm'de ölçülmüştür. Türkiye'nin günlük en yüksek yağışı Antalya Kemer Ovacık ilçesinde 490.8 mm ile ölçülmüştür. Türkiye'de en yüksek kar kalınlığı 430 cm ile Bursa Uludağ'da ölçülmüştür arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki iklim tiplerini şöyle bir inceleyecek olursak. Ülkemiz mutlak konum itibariyle Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, karasal iklim ve sert karasal iklim olmak üzere 4 temel iklim tipini görmekteyiz. Akdeniz iklimine baktığımızda bu iklim tipinin en karakteristik özelliği yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçmesidir arkadaşlar. Özellikle hangi bölgelerimizde görüyoruz? Akdeniz ve Ege kıyılarında, Güney Marmara, Güneydoğu Anadolu'nun batısı bu iklim tipinin etkisi altında. Hangi toprak çeşidini görüyoruz biz Akdeniz bölgemizde? Kırmızı renkli Akdeniz toprağı yani telerosaları görüyoruz. İçerisinde çokça demir oksit barındırmasından dolayı da bir zaman sonra kırmızı renge bürünüyor bu topraklar. Yıllık ortalama yağış miktarı da 726 mm. En fazla yağış kışın, en az yağış ise yazın düşmektedir. Bitki örtüsü kuraklığa dayanıklı ve ışık isteği fazla olan kızılçam ormanlarıdır. Ancak kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde makilerin tahrip olduğu yerlerde de garik adlı bitki örtüleri görülmektedir. Bakın burada kızılçam ormanları ve makilerin görüntülerini görüyoruz. Ne demiştik? Kızılçam ormanlarının tahribi sonucu neler oluşmuştu? Maki bitkileri oluşmuştu. Geldik Karadeniz iklimine. Karadeniz ikliminin en tipik özelliği de her mevsim yağışlı, ılıman bir iklime sahip olmasıdır. Yıllık sıcaklık farkı en az olan iklim tipimiz bu. Çünkü yaz ve kış mevsimi arasında belirgin bir sıcaklık farkı yok.
Karadeniz bölgesinin kıyı kesimiyle Marmara bölgesinin Karadeniz kıyı kuşağı etkili. Özellikle bu bölgede biz kahverengi orman topraklarını görmekteyiz. Karadeniz'in her bölümünde yağış aynı değil arkadaşlar. En fazla yağışı Doğu Karadeniz alıyor 2000 mm ile. Batı Karadeniz'de 1200 mm, Orta Karadeniz'de ise 700 mm'lik bir yağış hacmi var. En fazla yağışı sonbaharda, en az yağışı ise ilkbaharda alıyor. Doğal bitki örtüsü ormandır. Kıyı kesiminde geniş yapraklı ağaçlar, yükseklerde soğuğa dayanıklı yine yapraklı ağaçlar görülmekte. Bu iki bölge arasında ise karma ormanlar hakimdir. Bakın burada Karadeniz ormanlarından şöyle bir görüntü. Karasal iklime gelirsek arkadaşlar, ılıman karasal iklim bölgelerinde en tipik yine özellik yazlar çok sıcak ve kurak geçer, kışlar çok soğuk ve kar yağışlı bir şekilde düşer. Yıllık sıcaklık farkları bu yüzden de yüksektir. Bu iklim tipi Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile kıyıların iç kesimlerinde etkili. Hangi toprak çeşidini görüyoruz peki? Kestane ve kahverengi renkli bozkır topraklarını görüyoruz. Yıllık ortalama yağış 530 mm civarlarında. Karasal iklim en fazla yağışı ilkbaharda, en az yağışı ise yazın alır. Karasal iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü ilkbahar yağışları ile yeşeren, yaz kuraklığında kuruyan otlardan oluşan bozkırlar, yani aynı zamanda steplerdir arkadaşlar. Bakın burada bozkır bitki örtüsünden şöyle bir görüntü görmekteyiz. Geldik sert karasal iklimlere. Sert karasal iklim bölgesinde yazlar kısa ve serin geçiyor ama kışlar hem çok soğuk hem de kar yağışlı oluyor ve uzun sürüyor kış mevsimi. Bu iklim tipini özellikle biz Kuzeydoğu Anadolu'da, yani Erzurum-Kars platosunda görüyoruz. Toprak tipi en bereketli ve en verimli topraklardan olan Çernezyum topraklarıdır. Yağış miktarı 492 mm'dir. En fazla yağışı yazın, en az yağışı ise kışın almakta. Bu iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü yaz yağışları ile yaşanan uzun boylu otlar olan çayırlardır arkadaşlar. Bu yüzden de buralarda büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bakın burada yemyeşil bir çayır bitki örtüsünden görüntü görmekteyiz. Burada dersimizi bitiriyorum. Diğer dersimizde üniversite soruları, bu konuyla ilgili çıkmış üniversite sorularıyla devam edeceğim.